Merhaba, ben Nurşah Yılmaz. Okulumuzun felsefe öğretmeniyim. Bugün güncel bir sanat eserinden yola çıkarak felsefi bir soruşturma yapacağımız yayınımızda okulumuzun 4. sınıf öğrencileriyle birlikte olacağız. Peki, konuklarımızın adlarını kendilerine bir soralım. Seslerini biraz duyalım. Kumsal. Merhaba, ben Kumsal. 4A sınıfından geldin değil mi? Evet. Merhaba, ben Zeynep. Ben de 4A sınıfından geldim. Merhaba, ben Rüzgar. Ben de 4A sınıfından geldim. Merhaba. Merhaba, ben Toprak. Ben de 4A sınıfından geldim. Merhaba, ben Azra. Ben de 4A sınıfından geldim. Merhaba, ben Uzay. Ben de 4A sınıfından geldim. Evet, Uzay Ergün. Evet, Ergün Uzay. Evet, bugün sizlerle çocuklar bir sokak sanatçısının, aslında grafiti çizeri de deniyor ama daha çok şablon resimleri yaptığı söyleniyor. Tekniği üzerine sonra konuşuruz. Banksy'nin Bana Monet'i Göster adlı çalışması üzerine konuşmak istedik. Sanatçı bu eseri 2005 yılında yapmış. Şimdi soruşturmamıza geçmeden önce dinleyicilerimize bizi daha yakından takip edebilmeleri ve aktif dinleyebilmeleri için bir önerimiz olacak. Banksy'nin Bana Monet'i Göster adlı çalışmasını internetten açıp bizimle birlikte inceleyebilirseniz seviniriz. Hadi şimdi başlamadan önce minik bir münazara oyunu oynayalım sizinle. Bunun için size bir sorum var. Yaşamak için mi tüketmek yoksa tüketebilmek için mi yaşamak? Ya da şöyle sorayım. Daha açık hale getirebilirim. Yani insanlar ihtiyaçlarını karşılamak, yani yaşamak için mi tüketirler? Yoksa ihtiyaçların ötesinde tüketmek için mi yaşarlar? Şöyle yapalım mı? Pratik olsun. Yaşamak için tüketmek diyenler bir elini kaldırsın. Tüketmek için yaşamak diyenler iki elini birden kaldırsın. Yaşamak için tüketmek. Tüketmek için yaşamak. Benim ayrı bir cevabım var. Şimdi dinleyiciler göremediği için onlara aktaralım. Yaşamak için tüketmek diyenler çoğunlukta. Kumsal ayrı bir cevabı olduğunu söyledi. Önce bir çoğunluktan bir görüş alalım. Sonra Kumsal'a soralım. Yaşamak için tüketmek diyenler. Rüzgar neden? Yani şimdi yaşamak için tüketmemiz gerekiyor ondan. Biraz daha açar mısın? Olmaz mı yani hiç tüketmeden yaşamak? Hiç tüketmeden yaşamak olmaz çünkü hiç tüketmeden eğer yaşarsak ölebiliriz. Peki Zeynep sence neden? Paylaş. Bence şimdi yaşamak için tüketmek bana daha mantıklı geldi doğrusu. O yüzden mesela şöyle, çünkü yaşayınca mesela yaşıyoruz. Bir dakika. Biraz düşün. Evet, ben düşün. Ben bu arada Rıza'ya sorayım. Evet. Önemli, Rüzgar'ın dediği gibi yemezsek hem zayıflarız, zayıflamaktan da ölebiliriz. Tüketmekte su da var. Su için içmezsek hem boğazımız kuruyabilir, hasta olabiliriz. Hı hı. Hem bazı mevsimlerde kendimizi koruyamayabiliriz ve bazı hastalıklara karşı. Mesela şu anki korona gibi. Hı hı. Hayatta kalmak için. Evet. Azra? Bir de şöyle bir şey var. Aslında bizim yaşamak için tüketmemiz gerekir ama insanlar tüketmek için yaşıyormuş gibi davranıyorlar. Öyle görünüyor mu, öyle davranıyorlar derken ne demek istediğini biraz açar mısın? Tüketmek için yaşıyorlarmış gibi. Boşu boşuna ihtiyaçları olmayan şeyleri tüketiyorlar. Hı hı. Hı, ihtiyaçlar da önemli. Zeynep toparlasa? Bence Rüzgar'ın dediği gibi ama şimdi mesela hiçbir şey yemezsen ölebilirsin. Çok garip hastalıklara yakalanabilirsin. Bu sağlığımız için hiç iyi olmaz. O yüzden tüketmek bence önemli. Yani hayatta kalmak için. Evet, hayatta kalmamız için önemli. Burada çoğunun görüşünden bayağı bir fikir paylaşıldı. Bir Kumsal'a bir soralım. O farklı bir şey düşündüğünü söylemişti. Ben ikisini de düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir şey var.
Uzay, Rüzgar ve Zeynep dedi ki, eğer yemek yemezsek yaşamımızı yitirebiliriz. Büyük zararlar görebiliriz dediler. Ama şöyle bir şey var. Yani orada zaten iki seçenek var. Hani yemiyorsun değil. Yaşamak için yemek, yemek için yaşamak. Ve nedenini ona ben şöyle düşünüyorum. İki türde insan var. Biri yaşamak için yiyor, biri de yemek için yaşıyor. Hı hı. Bazıları tüketim insanı oluyor. Ne düşünüyorsunuz gel? Bence şöyle bir şey de var. Şimdi tüketmek için yaşamak bir işine yaramaz ki. Evet ama insanlar böyle düşünebiliyor. İşte ben de onu diyeceğim şimdi. Şimdi gördüğüm kadarıyla bayağı bir şey var. Fikir var paylaşmak istediğiniz. Aslında buna değineceğimiz bir şey konuşacağız. Bir noktada duracağım. Kısacık eli havada olanlardan görüş alacağım. Sonra da durup bahsettiğimiz eserin üzerinden bunu konuşmaya devam edeceğiz aslında. Buraya göndermeler yaparız yeniden sizin buradaki fikirlerinize. Toprak? Bence tüketmek için yaşamak bana mantıksız geliyor. Çünkü tüketmek için yaşarsan bir yerden sonra tüketilecek. Her insan tüketmek için yaşarsa bir yerden sonra kimse üretmediği için tüketilecek bir şey kalmaz. Hı hı. Bir de zaten yemek için yaşarsak yani sürekli yemek yersek böyle obezite hastalığına yakalanabiliriz. Yani sağlık açısından da iyi değil yine demek istiyorsun. Peki çocuklar şimdi dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapıp hemen resmimiz üzerine konuşmaya geçelim. Programımız boyunca bizi daha yakından takip edebilmesi için, dinleyicilerimizin daha aktif olabilmeleri, bize eşlik edebilmeleri için Banksy'nin Bana Monet'i Göster adlı çalışmasını internetten açıp bizimle birlikte inceleyebilirsiniz sizler de. Şimdi biraz yaklaşın bakalım. Neler görüyorsunuz? Resmi birlikte inceleyelim. Neler var Zeynep? Bilmiyorum, ben şimdi bunu şöyle düşündüm. Şimdi o köprüden bir araba geçmiş. Bir süpermarketlerde sen evine o şeyi götürürsün. Sonra onu almak için market arabasını götürürsün. Onu da almak için görevliler gelir. Oradan sanki bir görüntün yani sanki oradan düşmüşler. Sonra bir de işte öyle bir şey gördüm yani. Hı. Ben öyle bir şey benzetme yapabildim yani. Bana öyle mantıklı geldi. Hı hı. Rüzgar. Benim gördüğüm şey sanki şu köşede duba var. Evet. Trafik duba değil o, trafik. Ay, evet. Hı hı. Başka? Bir en çok dikkatimi çekti. Bir tane ray gibi bir şey var. Ben öyle gördüm onu. Bunu raya benzettim. Peki. Azra? Şey, insanlar tüketmek için tüketiyorlar. Yani alışveriş arabasına ihtiyaçları olmadığında alışveriş arabasını kullanarak alışveriş arabasını tüketmiş gibi gördüm ve alışveriş arabası suya düşerek parçalanmış gibi görünüyor. Hmm. Ne işi var orada diye düşündüm. Ya, o kadar çok kullanılmış ki böyle bir yerde bile karşına çıkabilir diye mi düşündüm? Peki, Uzay. Bence onu fazlalıktan suya bilerek insanlar attı. Yani birkaç kişi gerekiyor. Çünkü köprüye hiçbir zarar veya rüzgarın dediği gibi raya hiçbir zarar gelmemiş. O yüzden birkaç kişi alıp atmış olabilir. Aynen. Fazlalık, çok fazla artık olduğu için. Ben şöyle gördüm. O market arabaları da genelde yani adı üstünde marketlerin alışverişi yapılıyor. Ve ben bayağı aykırı bir resim, çok tatlı bir şey olmuş. O market arabasıyla mesela çok alışveriş yaptıktan sonra artık bir dur deyip hani onları orada görmek yani. Ne, ona mı aykırı, neye aykırı bir resim olmuş? Yani bu devirin bence en böyle ne denir ona? Şey kısmı böyle
kötü tüketim kısımlarından biri tüketim, evet. Çünkü tüketim insanı oluyorlar ve bu bayağı kötü bir şey. Tüketim insanı, tüketim toplumu mu oluyor bu tüketim toplum? Tüketim insanı, evet. Yani öyle bir şey demeye çalıştım. Peki, konuşacağız yüzden bunları. Bir Zeynep'e söz verelim. Ben söylediğim şeyin üstüne bir şey daha söylemek istiyorum. Bu benim söylediğim başında gene tüketimle ilgili bir şey var burada. İnsanlar çok fazla söylemişler artık. İnsanlar çok fazla yemek söylemişler. Onlar da sırf yemek için hayatta şey yapıyorlarmış. Onlar da çok fazla getirmekten artık bıkmışlar. O yüzden bayağı bir fazla şey market arabası olduğu için de artık o köprüden şey yani artık getirenler o köprüden hı-hı şey atmaya başlamışlar gibi, ben öyle düşünüyorum. Buna benzer bir manzara hatırlıyor musunuz? Yani böyle bir şey gördüğünüzü. Yani gördüm. Tamamıyla bu manzara değilse de böyle benzer görüntüler. Gördüm. Nerede gördün? Tam ismini bilmiyorum ama böyle market arabalarının da olduğu. Görmüştüm, evet. Azrail söz verelim. Denizli bir yer. Nerede aha olduğunu tam hatırlamıyorum ama böyle bunun gibi bir köprü vardı. Küçük yapay bir nehir vardı orada. Hı hı. Bir tane yaşlı bir adam vardı. Alışveriş arabalarını sudan çıkartmaya çalışıyordu. Bir sürü, 5 tane falan vardı. Bir de orada bir tane bayrak vardı. Çöpe hayır yazıyordu üzerinde. Ama yani bir sürü çöp vardı. Yapay olsa bile bu benim hoşuma çok gitmedi. Hı hı. Yani çöp görünümünde bir yer anlamında sordum aslında. İlla ki içinde market arabası olması gerekmiyor. Buzay? Ben görmedim ama az önce bayağıdır söylemek istiyordum. Hani bu buradaki duba gibi şey, yani polislerin kullandığı dur var ya, bir de alışveriş arabaları var. Bunun yani alışverişe son gibi bir şey olabilir mi? Ay, çok iyi söyledim. Sanki bir şeyin sonu gelmiş gibi. Evet. Ya da veya bir şeye uyarı yapmak gibi. Trafik levhası yüzünden mi böyle düşündün? Yani alışverişe son. Bir cümle kurdum buradan. Market arabalarını gösteriyor görmeyenler için. Uzay market arabalarını göstererek alışverişe son derken de trafik dubasını gösteriyor. Evet. Bir cümle kurdum. Bir slogan oluşturdum. Kumsa? Ben şimdi baktığımda yanından şöyle bir şey fark ettim. Bu alışveriş arabaları, duba filan bizim şehir hayatına hı-hı ait şeyler. Ama burası çok böyle doğa görüyorum ben burada. Ağaçlar, şelale hı-hı vesaire. Ve burada işlevini kaybetmiş olan şehirden malzemeler var. O yüzden hani insanların doğaya zarar vermesiyle ilgili bir şeyler düşündüm ben. Hı-hı. Ben bir şey söylemedim. Kumsal manzaraya değinince aklıma geldi. Önce söyleyecektim ama fark etmez. Şimdi de bilseniz olur. Sanatçı bu eseri, çocuklar, bu arada ismini konuşmadık, birazdan konuşacağız. Ünlü ressam Monet'in 1899 yılında yaptığı Nilfer Göleti üzerindeki köprü adlı eserinden ilhamla yapmış. 2005 yılında yaptığını konuşmuştuk. Bu eser aslında 1899'da eskiden yapılmış. Ünlü bir ressam Monet, onun ünlü bir tablosu. Hatta bu bahçe onun bahçesinden bir görünüm. Monet'in bahçesinden bir görünüm aynı zamanda. Beyaz nilferlerin üstündeki bu köprü zaten aslında orijinal bir tablo. Onun üzerine ilhamla bu yorumu yapmış. Şimdi düşünürsünüz acaba mesela o bu tabloya bana Monet'i göster ismini koymuş mu? Siz nasıl isimlendirdiniz diye sormak isterim. Böyle bir tablo yapsanız adını ne koyardınız? Ama ben üzerine farklı bir şeyler söyleyeceğim. Mesela bazı arkadaşlarımız olabilir. Onlar da sırf tüketmek için yaşıyor
diye bir karar almadı. O ünlü ressam da belki buna bakarak uzay arkadaşımın dediği gibi öyle bir yani alışverişe dur diyerek mesaj vermeye çalışarak o insanların da sağlığını düşünmüş olabilir. Güzel. Az önce dediğim gibi gerçekten bu tablonun adı geçmiş alışveriş olabilir. Yani bayağı bir eskiden atılmış gibi, bayağı olmuş gibi duruyor. Yani batıyorlar yani. Doğa alışverişine son geçmiş olabilir. Geçmiş olmuş gibi görünüyor dedi. Toprak? Bence de Uzay'ın dediği gibi onlar çok eskiden atılmış. Çünkü orada paslanmaya falan da başlamışlar. Yani peki bu karenin hemen öncesinde sence ne olmuş olabilir bunu atmadan önce geçmişte? Onları atmadan önce çok alışveriş yapılmıştır. İnsanlar o yüzden kendilerini tutmak için onları görmezden gelmek için kullanılamayacak hale getirmek için bir şeye yani nehire atmışlardır. Siz nasıl canlandırıyorsunuz bu sahneyi? Hemen öncesindeki kareyi şöyle bir canlandırın. Ne olmuş olabilir Zeynep? Mesela böyle ben şimdi isim vermek istiyorum. Böyle tüketime ve doğaya yani sağlığına ve tüketime sağlığını ve doğayı koru gibi çünkü orada aynı zamanda plastikleri atmışlar dünyaya. Bir yandan da isim düşünüyoruz. Böyle tabloyu nasıl isimlendirirdik? Alışveriş arabasını evine götürürken vahşi bir hayvan veya korkusuz bir hayvan gelip onu korkutup kaçırabilir. O yüzden düşürmüş olabilir. Bilerek yapacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar bu kadar zalim olmamalı. Duaya karşı. İlginç bir yorum oldu. Bunun üzerine bir şey söylemek ister misin Kumsal ya da Uzay? Yani inanamıyorum dedi insanların bu kadar kötü olabileceğine. Yani ilk başta dediğim gibi yani bence çok fazla kaldığı için o ikisi. Yani sınırları aştığı için gerektiğinden fazla alışveriş arabası olduğu için atmış olabilirler. Sen inanabiliyorsun bunu. Bile isteye atmış olabileceklerini. Peki inanamıyorum diyen başka birisi var mı? Ben insanların bu kadar zalim olduğuna inanamıyorum diyen. Ben de inanamıyorum. Öğretmenim yani en azından onu suya atacak kadar şeyleri olmaz. Çünkü o eşyaları zor yapıyorlar. Peki bunlar olmasaydı nasıl olurdu buradaki ortam sence? Trafik dubası işareti yok diyelim ki, market arabaları da yok. Nasıl bir yer olurdu burası? Bence gayet de güzel. Sen ne isim verirdin bunların olmadığı bir manzaraya? Doğa derdim. Doğa. Çünkü bir tek şey var. Köprü var. Kumsal? Ben isim vermek istiyorum sen. Ben ama şey yap, Banksy'nin yaptığı yorum üzerine isim vermek istiyorsun değil mi? Trafik levhalarını, market arabasını falan kaldırmadan hepsi yerli yerinde. Evet. Tamam. Ben bu tabloya görebileceğin tek şey diye isim veriyorum. Görebileceğin tek şey. Neden diye soralım mı? Neyi görebileceğimiz tek şey trafik levhası ve market arabası, neden? Çünkü onlar şöyle sizin rüzgara yaptığın yani rüzgara söylediğiniz de benim ilgimi çekti. Yani şu şekilde düşündüm ben. Yani onlar olmasaydı biz bu manzaraya odaklanırdık ama şu anda market arabası ve trafik dubası olduğu için orada bizim o ilgimizi çekiyor ve normal hayatta da görebileceğimiz tek şey o ama normalde ilgimizi çekmiyor. O yüzden. Yani aslında neyi temsil ettiğini, neyi ifade ettiğini konuştuk trafik levhalarının, market arabalarının birbirleriyle uyumlu görünmediklerini de aslında söylemiş olduk. Aradaki karşıtlığa dair bir şeyler söylemek ister misin? Yani şimdi şöyle bir şey var. Şimdi o ikisini kaldırdığında artık neredeyse doğayla iç içe gibi gözüküyor. Ama şimdi ikisi geri geldiğinde bir tek dikkat çeken onlar çünkü evet, geri kalan su ve ağaçtan oluşuyor neredeyse.
Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Yani doğal olağan bir manzara. Doğal olmayan şeyler oldukları için dikkat çekici. Uyumlu görünüyorlar mı? Uyumlu göründüğünü düşünenler var mı aramızda? Toprak? Bence yani renklerinden falan da renkleri de benziyor. O yüzden uyumlu gözüküyorlar bence. Yani tutma neredeyse bölümüyle... Neredeyse bütünleşmiş manzarayla. Tutma bölümüyle Duba'nın üst ve alt bölümlere benziyor. Karşıtlık görenler var mı? Yani benim karşıtlığım şu. Yani polislerin kullandığı bir Duba, bir de marketlerde kullanılan alışveriş arabası var. Yani çok saçma. Yani iki mesleğin eşyaları da var yani. Bu biraz saçma olabilir. İki farklı bir meslekten de, unsurlar var. Onlar olmadan ki ismi şu olurdu. Doğanın kurtuluşu olurdu. Neden? Neden? Çünkü yani artık bunlar sona eriyor. Denize bir şey atılmıyor. Doğa kurtuluyor yani. Neyden kurtulmuş oluyor doğa? Böyle şeylerden, denize atılan market arabaları falan. Duba gibi. Kim tarafından atılan? Dedim. Havadan atılan değil, değil mi? Uçaktan da atmış olabilirler mesela. O yüzden hızlı batmış da olabilir. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi o resimde o market arabası ve Duba olmasa normal bir manzara resmi oluyor. Hı hı. Ama market arabasıyla Duba geldiği anda sanki resim o iki şey üzerine kurulmuş gibi oluyor. Yani tek dikkat çeken şey onlar oluyor. Sen de çatışmalı görüyorsun bunu. Evet. Uyumsuz görüyorsun. Gerçi sen uyumlu olduğunu söylemiştin. Manzarayla bütünleşmiş artık demiştin ama. Yani bir yandan bütünleşmiş, bir yandan da garip. Hızla gelip. Peki insanla doğa arasında bir uyum görüyor musunuz? Şimdi bu resim üzerinden birazcık da uzaklaşarak bunu konuşalım. Bir uyum var mı sizce insan ve doğa arasında? Azra? Ben uyum olduğunu pek düşünmüyorum. Çünkü eğer uyum olsaydı insanlar doğaya bu kadar zarar vermezlerdi. Peki bunun başka göstergeleri neler? Bir uyumsuzluğun başka ne gibi göstergeleri var? Kumsal? Ben Azra'nın söylediğine karşı çıkacağım. Çünkü şöyle bir şey var. İnsanlar sadece doğaya değil, hani destekliyorum seni ama insanlar sadece doğaya değil, birbirlerine de zarar veriyorlar. Ve sadece bu dünyada kendilerinin olmadığının farkında değiller. Yani çiçeklerle, böceklerle, hayvanlarla birlikte yaşadığımızın farkında değiller. Ve en üstünün biz olduğunu sanıyorlar ama böyle bir şey yok yani. Doğa insanlar için bir tüketim nesnesi gibi. Evet. Doğayı tüketmek üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada dinleyicilerimize bir hatırlatma. Banksy'nin Show Me The Monet, Bana Monet'i Göster isimli tablosunu internetten açıp bizi daha yakından takip edebilirler. Sen ne söyleyecektin Rüzgar? Ben şunu söyleyecektim. Ben de bence Azra'ya katılıyorum bence. Çünkü insanların yaptıkları şey kendi kendinden oluşmuyor. Öyle diyeyim ben. İnsanlar yapıyor onu. Ama doğada bazı şeyler kendi kendine oluşabiliyor. Ama mesela, onu da doğa yapıyor. Onu doğa yapmıyor. Mesela mantarlar. Yağmur yağdığı anda hemen çıkmaya başlıyorlar. Bir süreklilik var. Bir evet. Kendi içinde bir döngü var. İnsanların yaptıkları, inşa ettikleri kendi kendine oluşmuyor derken yani kendi devam kendine yok. Oluşmuyor. Yapar. Evet yapıyor onlar. İnsanlar kendileri yapıyor. Yani bozulursa bir daha yapmak zorundalar artık. Ama mesela mantarı kesersen geliyor. O zaman insanın doğayı tüketmesinin bir sınırı var mı? Bence sonuçta var. Sonuçta bu yaptıkları şeyleri doğadan alarak yapıyorlar. Bunun bir sınırı var mı? Bunu konuşalım. Nasıl var? Yani bir yerden sonra ağaçlar bitecek eğer böyle devam edersek. Öyle olunca insanların nesli de bitecek. Ve artık dünyada hiçbir şey yaşayamayacak. Uzay, senin görüşün ne? Bence de Rüzgar'a katılıyorum ama gerçekten ağaç kalmayacak ama sonra doğal afetler daha insan neslinin tükenmeden bütün insanları yok edebilir. Mesela sel, deprem, çığ gibi. Yani uzay bana bir tane filmi hatırlattı.
Böyle ben izlemedim ama biliyorum yani. Bir tane kutup yıldızı belki izlemişsindir sen. Devam et, paylaş. Bir tane kutup yıldızı değil de meteor taşı gibi bir şey düşüyor dünyaya. Ve bunu bilim insanları engellemeye çalışıyorlar ama bir tane neyse onu söylemeyeyim. Bir kişi yüzünden olmuyor ve ondan sonra dünya yok oluyor. Bayağı 11-12 şeyinde. Ama bu bir felaket senaryosu. Evet. Doğanın tükenmesiyle ilgili bir şey var mı? Uzay içinde? Deyince aklıma geldi. Ha, okey. Tamam. Böyle 11-12 şeyinde depremler falan oluyor. O yüzden insan biraz gibi. Daha doğanın tükenmesine dair örnekler arıyoruz aslında. Ya da doğanın tükenmesini bize gösteren, tükendiğini gösteren örneklere dair konuşuyoruz. Peki acaba ihtiyaçlarımız var dedik az önce değil mi? Hani bir de ihtiyaçlarımızın ötesinde tüketmek var dedik. Acaba ihtiyaçlarımızla tüketim arasında nasıl bir bağ var? Nasıl bir ilişki var? Biraz da günümüz insanının tüketim alışkanlıklarından bahsetti Kumsal. Sonra ben dedim ki o zaman tüketim toplumu mu? Günümüz toplumu. Ne düşünüyorsunuz? Günümüz toplumu sizce tüketim toplumu mudur? Bence değil. Neden? Dediğim gibi aynı zamanda üretiyor mu da? Evet, aynı zamanda üretiyor ve onu tüketiyor. Üretiyor ve onu tüketiyor. Döngü içinde yani. Bir denge var aslında. Evet. Sana göre. Ama şimdi şöyle. Ben yine aynı konuya değineceğim. Sırf tüketirsen hiçbir işine yaramaz. Sadece senin hastalanmana neden olur. O zaman çok da doğayla uyumlu yaşamış olmazsın. Ama evet. Üretirken aynı zamanda tüketiyorsan o uyumlu olur. Bu doğaya uyumlu bir yaşayış evet. Tarzı mı da sana? Çünkü üretiyorsun. Sırf tüketirsen olmaz. Toprak? Sırf tüketir, ben de Özgür'e katılıyorum yani. Çünkü sırf tüketirsen sırf tüketirsen daha da fazla tüketirsin. Çünkü üretiminin ne kadar zor olduğunu bilmezsin ama kendin de üretirsen ve onların üretim şartlarını anlarsan belki daha normal tüketebilirsin. Güzel. Sadece insanlar bir şeyler tüketmiyor. Mesela hayvanlar da bir şeyler tüketiyor. İnsanların döngüsü olduğu gibi hayvanların da var. Hayvanların da istediği besinleri hayvanat bahçelerinde alamıyorlar mesela. Yani böyle ara sıra et veriyorlar ama yani istedikleri hayvanları yiyemiyorlar. Yani doğal yaşamlarını sürdüremiyorlar. Evet. Ben de uzayın üstüne konuşmak istiyorum. Şimdi hayvanlar evet bu kadar özgür değil ama insanların bu kadar özgür olması bence uygun değil. Bu dünya için çok uygun değil. Çünkü her şeyin en iyisini ben yapabilirim. Her şeyi ben alacağım gibi. Oysa ki bütün dünya elindekilerle idare edebilse dünya için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. O bir kibre yol açar. Bence dünya kurtulabilir. Evet. Yani bu şekilde. İnsanların her istediğini yapabilmesi bir kibre yol açabilir. Evet. Ne düşünüyorsun Kumsal? Ben de zaten tüketim insanı, tüketim toplumu derken Zeynep'in dediğini kastetmeye çalışmıştım. Ama Rüzgar aynı zamanda ürettiğimizi de söylüyor. İnsanlığın aynı zamanda üretim de yapabildiğini söylüyor. Ben buna bir ne şey diyorsun? Nedenin ona... Zaten bence insanların kendini çok üstün görmesinin bir nedeni de bu. Hani kendileri üretiyor, bir şey üretiyorlar diye doğanın kendileri için ürettiği o kadar şeyi fark etmiyorlar ve hani en üstün benim çünkü ben üretiyorum, ben yapıyorum diyorlar. Bu bir üstünlük meselesine dönüşebiliyor dedi. Ne dersin Rüzgar, senin görüşüne karşılık? Bence bu doğru. Çünkü katılırsın. Sırf kendi üretirsen ben bunu yapabilirim yani sadece ben yapabilirim dersin. Bu sefer de kibir yaşıyor. Evet. Kibirli yani. Bu konuda görüş paylaşmak isteyen var mı? İnsanın kibirli olduğuna dair görüşler paylaştı arkadaşlarınız. Ve tüketim alışkanlıklarımızın da bu kibre yol açacağını, hatta
tüketim yapabilmemizin, üretmemizin de bu gibi yol açabileceğini. Azra? Yani dünyada kibirli insanlar da var ama kibirli olmayan insanlar da var. Sonuçta dünyada gerçekten iyi kalpli ve temiz kalpli olan insanlar hala yaşıyor. Onlar gölete trafik dubası atmıyorlar. Evet. Herkes bunu yapabilecek kapasitede değil neyse ki. Zeynep? Kibirli olduğuna dair bir kanıt var. O da bu resimden esinlenerek bir şey yaptı. Bir kişi bana şöyle bir şey demişti. Mesela bir tane adam vardı. O da bir kere savaşta kazanmış. O da artık salmış. Ben sonuçta bir kere yaptım. Artık hep yapabilirim diye. Hı hı. Artık bırakmış. Sonra da o takım güçlenip gelmiş ve sonunda onlar kaybetmişler. Ön yargılı sözcükler söylememeliyiz bir şey olmadan. Hı-hı. Yani o yüzden öyle düşündüm. Kumsal? Ben Azra'nın söylediğiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Azra dedi ki hala işte dünyada iyi kalpli insanlar yaşıyor vesaire. Ben şöyle düşünüyorum. Herkesin içinde, benim de, senin de, onun da, herkesin içinde bir kibir var ama bu kibiri nasıl kullandığın, iyi yönde, kötü yönde nasıl kullandığını önemli. Onun adı kibir mi acaba ama? Enerji. Yani herkesin içinde bir şey yapabilme enerjisi diyelim senin dediğin gibi. Ama üstünlükle ilişkili bir yerden söyledi arkadaşların onu. Üstünlük olduğunda başka canlılara, başka varlıklara üstünlüğe dönüştüğünde bu kibre dönüşüyor. Evet. Peki bununla ne yapacağımız önemli diyerek bitireceğiz galiba. Şimdi süremizin sonuna geldik. Görünen o ki bu esere daha yakından baktıkça, üzerine daha çok düşündükçe bize uyandırdığı fikirler daha da zenginleşebilir, derinleşebilir. Biz bugün bu sanat eserinin içine terk edilmiş market arabaları ve trafik dubalarının tüketim temsil ettiğini düşündük. Bu bizi bir toplumu neyin tüketim toplumu haline getirdiğine ya da işte tüketim üzerine, tüketim kültürü üzerine düşünmeye sevk etti. Peki çocuklar, ben birazcık özetlemeye çalıştım. Siz yaptığımız soruşturmayı nasıl değerlendirirsiniz? Yani şimdi şöyle sorayım. Şimdi paylaştığımız görüşlerden size düşündürücü gelen en çok hangi cümle? Şimdi buradan ayrılırken yanınızda hangi cümleyi götürüyorsunuz? Bir cümleyle ifade edecek olsanız. Azra? Yok, ben bana kaldım. Uzay'ın dediği cümle. Bana daha mantıklı geldi o. Tekrarla. Uzay'ın dediği cümle bana daha mantıklı geldi. Neydi o cümle? Resme bakıp parmağıyla gösterip. O yap. Dubai'la alışverişe son mu? Evet, alışverişe son. Alışverişe son. Slogan var bir şekilde de ifade edebilirsiniz Rüzgar'ın yaptığı gibi. Zeynep? Benimki o içimizde olan gücü doğru kullanabilmek. Mesela Kursa arkadaşımın dediği gibi. O yani kötü kullanmamak yerine iyi kullanabilmek hayat için, dünya için çok daha iyi olur diye. Kapak olabilir, şey olabilir yani. Güzel. Başka? En çok aklınızda kalan cümle neydi? Belki birbirinizin görüşlerinden, paylaştığı fikirlerden alıntılayabilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Toprak, sen ne demek istersin? Bence Uzay'ın söylediği şey çok mantıklı. Çünkü alışverişin son, orada alışverişi resimde azaltmaya çalışmayı gösteriyor bence. O yüzden alışverişin son bence çok mantıklı. Bir konuda harekete geçmeyi, bir tepki göstermeyi ifade ediyor.
O yüzden aykırı buldunuz daha ilk anda resmi gördüğünüzde değil mi? Kumsal aykırı bulduğunu söylemişti. Kumsal sen nasıl bir cümle kurmak istersin? Bir kapanış, bir final bulmak istersen. Bence bu konuşmada tüketimin insanlık için zararları, doğa için zararları. Cümleyi iyi tamamla. Zararlarının dünya için yani zararlarının dünya için kötü olması. Hı hı. Bu şekilde. Uzay, senin cümlen ne olurdu? Sen alışverişe sol. Hayır. Benimki rüzgarın insanlar hem üretir hem de tüketir konuşması beni çok etkiledi. Hı hı. Yani çok doğru bir şey. Hem üretiyoruz hem de onu yok ediyoruz yani. Hı hı. Böyle bir cümleyle ayrılıyorsun. Bu ikilemli bir konu değil mi? Hepimizi ikilemde bırakan. Üretim toplumu muyuz, tüketim toplumu muyuz? En başta yaptığımız minik münazara oyunundaki görüşlerimizi hatırlayın. Herkesin ikilemde olduğu bir konuyu konuştuk. Çocuklar programı kapatırken ben tabii en önce sizlere fikirlerinizle soruşturmamıza güzel katkılar sağladığınız için bizi dinleyen ve bize eşlik eden dinleyicilerimize, sizlerin değerli öğretmenlerinize ve tabii TED İzmir Radyo teknik ekibine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi hep beraber veda edelim mi? Evet. Nasıl edelim? Doğaya temiz bak, görüşürüz. Gelecek hafta görüşürüz. Sloganlarla. Tamam. Görüşmek doğaya üzere. Doğaya temiz bak, görüşürüz. Doğaya temiz bak. Alışverişte görüşürüz. Peki, hoşça kalın diyelim hadi hep birlikte. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.